Gebelikte tromboembolik hastalıklar biliyorsunuz hepimizin güncel çalışma koşullarımızda, günlük hayatımızda sık sık karşı karşıya kaldığımız hangi hastaya profilaksi yapalım, hangi hastaya tromboembolik tedavileri başlayalım ya da kimden korkalım mutlaka karşı karşıya geldiğimiz her gün çalışma hayatımızda güncel karar vermemiz gereken konuları önümüze sunan, dozları önümüze sunan bir konu. Sürekli içinde olduğumuz bir konu. Epidemiyolojide gebelikte 4-5 kat artmış tromboemboli riski var, genel riski var. Binde 5, 0,5, 2,2 gibi bir insidans verilmiş. Antepartum dönem için 5-10 kat artmışız. Postpartum dönem için farklı yayınlarda 15-35 kat artmış riskten bahsediliyor. Gebelikte görülen tromboembolilerin çoğunluğu venöz tromboemboliler. Gebelikle ilgili tromboembolilerin %75'i derin ven trombozu şeklinde karşımıza çıkıyor. %20-25'i pulmoner emboli olarak karşımıza çıkıyor. %50 gebelikte, %50 postpartum. Özellikle postpartum ilk hafta olmak üzere postpartum 6 hafta risk devam ediyor. 100 bin doğumda 1,1 ölüm oranı verilmiş. Gelişmiş ülkelerde anne ölümlerinin birinci nedeni. Amerika Birleşik Devletleri'nde anne ölümlerinin %9'unu oluşturuyor. Siyah ırkta risk daha fazla saptanmış. Hiperkoagülopati, venöz staz, venöz akımda azalma, büyüyen uterusa bağlı inferior vena cava ve pelvik venlerin kompresyonu, mobilitede azalma, gebeliğin fizyolojik değişikliklerinin getirdiği tromboembolik olayları arttıran hadiseler. Derin ven trombozu en sık gebede sol alt ekstremitede görülüyor. Postpartum birinci hafta en yüksek risk oluşturuyor. Onun dışında birinci trimesterden üçüncü trimestre doğru risk artıyor. Ama en sıkıntılı dönem postpartum ilk hafta. Kişi özel risk faktörleri, tromboz öyküsü varsa risk çok yüksek. Kalıtsal veya edinsel trombofilisi varsa hastanın risk çok yüksek. Yine obezite, hipertansiyon, diyabet, hemoglobinopatiler, sigara kullanımı, operatif doğumlar genel olarak risk faktörleri olarak verilmiş. Şimdi farklı kılavuzlara göre risk faktörlerini ayrı ayrı size tanımlayacağım gene. Genel risk faktörlerinde tromboembolik hadiseler için Virchow triadı biliyorsunuz. Tanımlanmış venöz staz, hiperkoagülasyon, endotelial hasarı içeren bir triad. Kalıtsal trombofiller gene geçirilmiş venöz tromboemboli genel risk faktörleri olarak sunuluyor. Antepartum, postpartum gene ACOG'a göre risk faktörleri sınıflanmış. Multiparite varikoz venler, inflamatuar bağırsak hastalıkları, üriner enfeksiyon, diyabet, doğum dışı nedenle 3 günden fazla hastanede yatış gerektiyse, body mass indeksinin 30'un üzerinde olması, yaşın 35'in üzerinde olması gene antepartum risk faktörleri. Postpartumda ise ilk 6 hafta en yüksek risk olmak üzere operatif doğumlar, medikal komorbidite varsa, body mass indeksi 25'in üzerindeyse, preterm doğum 36 haftanın altında doğum varsa, obstetrik kanama öyküsü varsa, ölü doğum, preeklampsi, eklampsi, yaşın 35'in üzerinde olması, sigara kullanımı, postpartum enfeksiyonlar gene risk faktörleri arasında. Özel risk faktörleri olarak gene obstetrik, az önce bahsettiğimiz risk faktörleri var. Bunun dışında geçici risk faktörleri tanımlanmış. Hiperemezis, ovaryen hiperstimülasyon, dehidratasyon, uzun mesafeli seyahatler, 4 saati geçen, cerrahi girişimler, enfeksiyonlar gene immobilite geçici risk faktörleri olarak tanımlanmış. Kalıtsal trombofiller pratiğimizde sık karşımıza çıkıyor. Genç hasta, gebe sık karşılaşıyoruz. Bunları yüksek riskli olanları özellikle bilmemiz önemli. Yüksek riskli grubun yönetimi perinatologlar tarafından yapılması özellikle öneriliyor. Düşük riskli tiplerin yönetimi rutin pratiğimizde yapabileceğimiz bir yönetim. Antitrombin 3 eksikliği, faktör 5L'den homozigot olması,
Gene protrombin geninde homozigot mutasyonu olması, iki heterozigot faktör 5L'den ve protrombin gen mutasyonunun bir arada bulunması yüksek riskli kalıtsal trombofiller olarak tanımlanmış. Diğer düşük riskli tipler faktör 5L'den homozigot, heterozigot, protrombin geninde mutasyon heterozigot, protein C eksikliği, S eksikliği olarak tanımlanmış. Trombofilli gebelerde dikkat edeceğimiz şey yüksek riskli grupta belirgin olarak özellikle daha önce bir geçirilmiş vasküler tromboemboli öyküsü varsa riskin belirgin yükseldiğine dikkat ediyoruz. İki heterozigot varsa gene riskin belirgin yükseldiğine mutlaka dikkat edeceğiz. Edinsel trombofillerden de kısaca bahsedecek olursak persiste lupus antikoagülanı olması, persiste antikardiyolipin antikorları orta yüksek titreli olması özellikle, persiste beta-2 glikoprotein 1 antikorlarının varlığı. VCOG'un gene benzer şeyler, aynı risk gruplarının farklı sınıflamaları, VCOG sınıflaması, risk faktörleri. Sağlık Bakanlığı'nın risk faktörleri sınıflaması bizim için önemli. Açıkçası Sağlık Bakanlığı'nın risk faktörlerine göre profilaksiyi yönetmek gerekiyor. Çok bunun dışına çıkan farklı öneriler olmuyor. Nadir AKOK'un, RİKOK'un farklı kılavuzların farklı önerileri var. Biz yasal sorumluluk olarak da Sağlık Bakanlığı'nı izlememiz biraz daha günlük pratikte bizim için daha iyi gibi. Peki kimlere kalıtsal trombofili testleri yapalım? Geçici risk faktörü ile ilişkili vasküler trombofili öyküsü varsa, idiopatik vasküler trombo öyküsü, rekürren vasküler tromboemboli, oral kontraseptiflerle birlikte vasküler tromboemboli ya da gebelikte vasküler tromboemboli varsa bu hastaları mutlaka tarayalım. Vasküler tromboemboli geçirmemiş ancak birinci derecede akrabada yüksek riskli trombofili grubundan birisi varsa bu hastaları tarayalım. Gene öneriler bu yönde. Gene AKOK'un önerisi de daha önce trombofili testi yapılmamış vasküler tromboemboli geçirme öyküsü. Yani hasta bir kez geçirmişse bu hastaları tarayalım. Hastanın birinci derece akrabasında gene yüksek riskli trombofili varsa tarayalım. Ölü doğum yapmış kadınlarda AKOK kalıtsal trombofilleri taramayı önermiyor ama mutlaka antifosfolipid sendromu için edinsel trombofilleri tarayın diyor. Patogenezde klasik tromboembolik hadiselerde Virchow triadı tanımlanmış biliyorsunuz. Venöz staz, endoteryal hasar, hiperkoagülasyon. Bunların hepsi gebelikte bol bol var hepsinden. Venöz staz için gebelikle ilgili değişiklikler, gebe uterusun kompresyonu, gebelikte kan volüm artışı, total venöz dönüşte artma, altı ekstremite venlerinde lineer akış hızında azalma, kapasitans venlerde hormonal etkiyle dilatasyon görülmesi, venöz göllenme, kapakçık yetmezliği venöz stazı fazlasıyla sağlıyor. Bunun yanında sol iliak venin sağ iliak arter tarafından kompresyonu özellikle venöz staz ve gebelikte olan sol ekstremitedeki sık görülen DVT'yi bize açıklıyor. Doğumda oluşan vasküler hasar ve uteroplasental yüzey değişiklikleri özellikle postpartum dönemde riski arttırıyor endotelial hasar için. Gene operatif doğumlar, vakum forceps uygulanması, sezaryen postpartum dönemde endotelial hasar üzerinden tromboembolik hadiseleri arttırıyor. Gebede koagülasyon parametrelerinde olan genel değişiklikler, fizyolojik değişiklikler hiperkoagülasyona bir eğilim oluşturuyor. Koagülasyon faktörleri fibrinojen faktör 7, 8, 9, 10, 12, 1 Willebrand faktör artıyor. Trombin üretim markerları artıyor. Trombosit sayısı bir miktar azalabiliyor gebede ama trombosit aktivitesi artıyor. Fizyolojik antikoagülanlar olan protein S azalıyor. Aktive protein C de yüksek bir rezistans görülüyor. Gene koagülasyona eğilim yaratıyor bu. Fibrinoliz aktivitede de plazminojen aktivatör inhibitör
1 ve 2'nin artması özellikle genel fibrinoliz aktivitenin iyi azaltıyor. Yani tam bir derin ven trombozu için tüm ortam hazır. Semptom ve klinik bulgular ne şekilde gelebilir size? Sol taraf derin ven trombozu en sık sol bulgularla geliyor hastalar. İliak ven trombozu bulgularıyla gelebilir. Bu ne olabilir? Proksimal ven trombozlarında difüz ağrı, şişme görülebilir. Difüz bacakta ağrı ve şişme, kızarıklık, sıcaklık artışı, hassasiyet, alt abdomen, kalça, bacak ağrısı, özellikle soldaysa akılda bulundurulmalı. Pulmoner emboli de zaten daha ani gelişen, nefes darlığı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, öksürük, terleme, taşikardi gibi semptomlarla geliyor hasta. Laboratuvar, rutin laboratuvar testleri, hemogram, biyokimya, karaciğer fonksiyon testleri gibi bizim için tanı koydurmada faydalı değil. Ama altta yatan nedene ilişkin ipuçları sağlayabilir, tedavi kararlarını etkileyebiliyor. Böbrek fonksiyon bozukluğu varsa farklı ilaç tercih edebiliyoruz gibi. D-dimer seviyesi negatifse faydalı, dışlamada faydalı olabiliyor ama pozitifse fizyolojik olarak D-dimer yükseldiği için çok faydalı değil. Görüntüleme, bu hastalara hangi görüntüleme tetkiklerini yapalım? Derin ven trombozu şüphesiyle gelen hastada ilk yapılacak görüntüleme kompresyon ultrasonografisi. Proksimal venlerin kompresyon ultrasonografisi gebede ve gebe olmayan hastalarda derin ven trombozu tanısında yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip. Uyluk venleri için özellikle sensitivitesi yüksek. Pelvik ven trombozu ve bacak için baldır ven trombozları için sensitivitesi düşük. Bu hastalarda kompresyon ultrasonografisi negatifse solunum sırasında, yani sensitivitesi düşük olan grupta pelvik için, gene bacak baldır venleri için solunum sırasında ya da Valsavra manevrasında rutin görülen akım değişikliklerinin görülmemesi uyarıcı olabilir. Seri kompresyon ultrasonografileri öneriliyor. Klinik şüphe devam ediyorsa ilk testten sonra, ilk yapılandan sonra 3. 7. günde tekrar bakılması proksimal kompresyon ultrasonografisi için. Tekrar eden bakılarda yalancı negatiflik oranı %0.7'lere düşüyor. MR venografi tercih edilebilir eğer bize ultrasonografi yardımcı olmuyorsa. Doppler de eklendiği halde yardımcı olmuyorsa. Gebe olmayan hastada hem uyluk hem pelvik ven derin ven trombozu için sensitivitesi %100'lere yaklaşıyor. Gebelikteki veriler sınırlı MR venografi için. Hasta serileri az. Gebe kadınlarda küçük bir seride diğer non-invaziv testler belirsiz ise faydalı bulunmuş. Gene aslandan kontrast venografi yapılabilir. Gebe olmayan popülasyonda gold standart. Gebede nadir kullanımı var. Fetüsün iyonize radyasyona maruziyeti ve femoral venin teknik olarak kateterizasyondaki zorluk sınırlıyor. Tanıda gebe olmayan popülasyonda tromboembolik hadiseler, derin ven trombozu için Wells skoru kullanılıyor rutinde ama gebede onaylanmamış çünkü Wells skorunda bulunan 10 tane parametre var. Bunlarda malignite, geçirilmiş cerrahi gibi ileri yaş görülen risk faktörleri var. Bunlar gebe yaşında nadir görülüyor. Yine alt ekstremite hassasiyeti, ödem, gebelerde derin ven trombozu olmaksızın da sık gördüğümüz şikayetler. O yüzden Wells skorunu kullanamıyoruz. D-dimer seviyeleri 500'ün altında ise dışlamada başlangıç olarak bizim için faydalı olabilir. Ama 500'ün üzerindeki değerler gebede fizyolojik yükseklikte olduğu için bizim için tanıda kullanışlı değil. Left clinical prediction diye bir kısaltma tanımlanmış. Semptomların özellikle sol ekstremitede olması, bacak çapları arasında 2 santimden fazla fark olması gene birinci trimester prezentasyonu olarak tanımlanmış. Pulmoner emboli tanısı gebelerde pulmoner emboli tanısı gebe olmayanlarla aynı. Akciğer grafisi eko yapılabilir. Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi esas. Gene BT anjiyografi esas. Fetüsün maruz kaldığı radyasyon dozları çok yüksek değil bu tetkiklerde. Diagnostik algoritma tanımlanmış.
Şüpheli derin ven trombozu olan bir gebede ilk yapılması gereken proksimal kompresyon ultrasonografisi pozitifse hemen tedaviye başlıyoruz. Negatifse, klinik şüphe yüksekse bu hastalara da eğer bir herhangi bir antikoagülan kontraindikasyonu yoksa hemen tedavi başlamak gerek vakit kaybetmemek için. Bunun yanında da tanıyı netleştirmeye çalışmak gerekiyor. Alternatif görüntüleme kullanılabilir. Pozitifse tedavi dozunda antikoagülan kullanımına geçilir. Negatifse klinik izlem öneriliyor öncelikli olarak. Klinik şüphe düşükse ya da ortaysa gene seri az önce dediğimiz gibi seri kompresyon ultrasonografi yapılabilir. Üçüncü gün, yedinci gün tekrar edilmesi öneriliyor. Gene negatifse izlem, pozitif bulduğumuz anda tedavi dozuna geçmek gerekiyor. Antikoagülan tedavilerden bahsedelim. Gebeliği sırasında akut tromboemboli geçiren her kadına tedavi dozunda mutlaka antikoagülan tedavi başlanmalı. Tromboz hikayesi ve yüksek riskli kalıtsal ve edinsel trombofili gibi gebelik ve loğusalık döneminde tromboemboli riskinde artış varsa yüksek riskli grupta yani terapötik ya da hastaya göre profilaktik dozda antikoagülan tedavi tercih edilmeli. Tromboprofilaksilerin asemptomatik derin ven trombozlarını, semptomatik derin ven trombozlarının pulmoner emboli, fatal pulmoner embolileri belirgin olarak azalttığı tromboprofilaksinin rutin kullanıma girmesiyle belirgin olarak azaldığı görülmüş. Gene anne ölümleri ile ilgili bir çalışmada tromboembolik hadiselerin özellikle tromboprofilaksinin yıllar içerisinde kullanımıyla belirgin olarak tromboemboli kaynaklı ölümlerin azaldığı görülmüş. Sağlık Bakanlığı rehberindeki tromboemboli risk faktöründen 3 ya da daha fazla mevcutsa geçirilmiş vasküler tromboemboli ve trombofili dışındakilerden antenatal profilaksi öneriliyor. 2 veya daha fazla gene bu geçirilmiş vasküler tromboemboli ve trombofili dışında varsa postpartum en az 7 gün profilaksi öneriliyor. Geçirilmiş vasküler tromboemboli ya da trombofilli gebelerde antenatal ve postpartum profilaksi yüksek riskli grupta postpartum 6 haftaya kadar uzatılması gerekiyor. Yüksek riskli grupta antenatal profilakside de yüksek dozlar ve daha erken başlanması gerekebiliyor. Farmakolojik düşük molekül ağırlıklı heparin, anfraksiyonu heparin kullanılabilir. Aspirin, warfarin, faktör 10A inhibitörleri. Mekanik olarak da dereceli kompresyon çorapları, aralıklı pneumatik kompresyon cihazları tercih edilebilir. Dolaylı trombin inhibitörleri, düşük molekül ağırlıklı heparinler, sentetik heparin pentasakkaritleri, oral faktör 10A inhibitörleri, gene direkt trombin inhibitörleri, K vitamini antagonisti, oral olarak warfarin kullanımda olan antikoagülan ilaçlar. Gebede tromboprofilakside ilk tercih düşük molekül ağırlıklı heparinler. Avantajları ne? Mortalite, rekürren, vasküler tromboemboli riski, hemoroji riski düşük. Etkinlikleri öngörülebiliyor, monitorizasyon gerekmiyor. Uygulama kolaylığı var. Trombositopeni yapma oranları düşük. Osteoporoz yapma oranları düşük. Dezavantajları ne? Pahalılar. Yarı ömürleri uzun. Protrombinin düzeltici etkisi bunlar üzerine sınırlı. Yarı ömrünün uzun olması, doğum planlaması ya da acil hadiselerde etkisinin geri çevrilebilirliğini ya da anestezi, nöraksiyel blok, lokal anestezi, spinal anestezi yapılacak hastalarda bizi sıkıntıya sokabiliyor. Anti-10A düzeyi kanamayı öngörmede bu grup kullanımında yetersiz. Kontraindikasyonlar ne? Aktif doğum öncesi ya da sonrası kanama varsa, şiddetli kanama riski olan hastalar, plasenta previa gibi, kanama diyatezi olanlar, trombositopenisi olanlar, 75.600 özellikle, son 4 hafta içinde inme geçirmişse hasta, ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu varsa, kontrolsüz hipertansiyon varsa kontraindike.
Komplikasyonları neler olabilir? Kanama olabilir. Anfraksiyon heparinle bu risk %2'lerde, düşük molekül ağırlıklı heparinlerde nadir. Heparinin indüklediği osteoporoz olabilir. Anfraksiyon heparinde %2 gibi bir risk var. Düşük molekül ağırlıklı heparinlerde daha nadir. Gene heparinin indüklediği trombositopeni olabilir. Anfraksiyon heparin için %1 ile 5 arası veriliyor. Gene düşük molekül ağırlıklarda daha nadir. İlk tercih düşük molekül ağırlık demiştik. Böbrek fonksiyon bozukluğu varsa, doğum yakınsa anfraksiyona heparine geçilmesi öneriliyor. Ciddi heparin alerjisi, heparinin indüklediği trombositopeni varsa danaparit, fondaparinux tercih edilebilir. Laktasyonda düşük molekül ağırlıklı heparin, anfraksiyona heparin, warfarin güvenli kullanılabilir. Burada heparin alerjisi olan grup danaparoid ve fondaparinux son dönemde tromboemboli pratiğinde biraz daha kullanıma yeni daha sık gebelerde tercih edilmeye başlamış grup. Sağlık Bakanlığı'nın riskli gebelikler için yönetim rehberinde ilaç dozları var. Burada dikkat edeceğimiz şey, üstteki grup 50-90 kilogram ortalamaya, kiloya dikkat etmek gerekiyor. Özellikle belli bir kilonun üstünde olan hastalarda dozları yükseltmek gerektiğine dikkat çekiyoruz. En üstteki grup normal profilaktik doz. Yüksek profilaktik doz, yüksek riskli grupta günde 2 kez 12 saatte bir kullanıma geçiyoruz. Tedavi dozunda da direkt 1 mg kilogram 12 saat gibi ikiye bölünmüş dozlar halinde yüksek terapötik dozlarda verdiğimize dikkat ediyoruz. Bunlar da direkt hasta kilo ve doz hesabı yaparak hastaya vermemiz gerekecek. Tabii bu tedavi dozlarında kullanımlarda bize diğer birimler destek olacağı için tedavi dozları kullanımları çok biz karşı karşıya gelmiyoruz ama özellikle profilaktik dozlarla daha sık karşı karşıya geliyoruz. Yine ACOG'un antikoagülan ilaç dozları ile ilgili profilaktik düşük molekül ağırlıklı heparinler, enoksaparin için 40 mg en sık kullanım pratiğimizde Clexan, Oxapar olan grup için 40 mg günde subkutan, günde tek doz şeklinde öneriliyor. Terapötik dozlarda bu 1 mg kilogram 12 saatte 1'e çıkıyor. Mini doz profilaktik fraksiyonu olmayan heparin 5000 ünite şeklinde 12 saatte 1 uygulanması gerekiyor. Gene profilaktik anfraksiyonu heparinler 5000-10.000 arası. Burada bir de dikkat edilmesi gereken şey şeye göre, trimesterlere göre dozun ayarlanması gerekiyor. Postpartum'da 4-6 hafta boyunca profilaktik yüksek riskli grupta profilaktik düşük molekül ağırlıklı heparin özellikle öncelikli olmak üzere tercih ediliyor. Ama anfraksiyon heparin kullanılacaksa eğer INR seviyesi 2 ile 3 arasında tutulmasına, K vitamini antagonistleri kullanılacaksa warfarin gibi gene INR seviyesinin takip edilmesine dikkat etmek gerekiyor. Eğer bizim vereceğimiz tedavi 6 haftayı geçecekse, 3 ayı geçecekse özellikle warfarin grubuna, oral antikoagülana geçilmesi öneriliyor. Postpartum dönem için bahsettiğim warfarin grubu. Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanan gebelerde ACCP profilaktik ya da terapötik dozda kullananlarda ona aktivite ölçümünü önermiyor, gerek yok diyor. Ciddi renal fonksiyon bozukluğu varsa, kilo çok düşük ya da çok yüksekse yapılması öneriliyor. Bazal ilk başlangıçtan itibaren trombosit sayısında düşmeye sebep olma potansiyelleri, trombositopeni potansiyelleri olduğu için başlangıçta ve bir hafta sonra bir de doğum öncesi trombosit sayımı Kanada grubu öneriyor. Heparinin indüklediği trombositopeni açısından RICOG trombosit takibini önermiyor. Farklı
kılavuzlar farklı önerilerde bulunuyor. Ama ben kullanım günlük pratiğimde trombositi en azından kullanım varsa bir kez görmek istiyorum 2 hafta içerisinde. Doğum öncesi de hepimiz zaten doğum öncesi trombosit sayımı rutin testlerle birlikte yapıyoruz. Farklı kılavuzlar var demiştim. Daha bu uzuyor. İsveç var, Kanada kılavuzu var. En sık kullanılanlar bunlar. Biz daha çok dediğim gibi günlük pratiğimizde Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzuna biraz uymaya çalışıyoruz açıkçası. Yasal sorumluluklarımız da nedeniyle. Şimdi ACOG 2011'de genel öneri olarak burada dikkat edeceğimiz klinik özgeçmiş varsa, hasta daha önce vasküler tromboemboli geçirmişse ya da yüksek riskli trombofilisi varsa ve geçirmişse mutlaka antikoagülasyonun tedavi dozunda yüksek doz olması gerekiyor. Orta grupta profilaktik doz tercih ediliyor. Provoke vasküler tromboemboli, düşük riskli trombofiliye bağlı vasküler tromboemboli aile öyküsü varsa, hasta geçirmemişse, düşük riskli trombofiller varsa tedavi ACOG önermiyor. Postpartum dönem için de aynı şey geçerli. Hasta daha önceden bir vasküler tromboemboli geçirmişse 6 hafta ve yüksek riskli gruptaysa 6 hafta tedavi dozunda antikoagülasyon öneriliyor. Yine vasküler tromboemboli geçirmişse hasta, aile öyküsü varsa, yüksek riskli trombofiliye sahipse 6 hafta profilaktik kullanılması öneriliyor. Düşük riskli olan grupta tedaviyi önermiyor postpartum dönemde de. Gebeliğinde düşük moleküler ağırlıklı heparin kullananlarda gebeliğin son ayında anfraksiyona heparine geçilmesi düşünülmeli diye öneriyor ACOG. Özellikle 37 haftadan sonra ani doğum ve dediğim gibi doğum planlaması, anestezi planlaması yapılabilmesi açısından. Anfraksiyona heparin kullanımında takibi nasıl yapacağız? Enjeksiyondan 6 saat sonra APTT bazal değeri 1,5-2,5 katı olacak şekilde ayarlanmalı. Trombosit takibi yapılmalı. 6 haftadan uzun antikoagülasyon alacaksa hasta varfarine geçilmesi özellikle düşünülmeli. Nadir tromboembolik hadiselerde gereken uygulamalar, tromboz riski yüksek kadınlarda antitrombin eksikliği varsa eğer antitrombin konsantresi nadiren gerekebiliyor. Gebelikte vena kava filtresi doğumdan 2-4 hafta önce geçirilen derin ven trombozu, yakın tarihte bir derin ven trombozu geçirilmişse terapötik antikoagülasyona rağmen tekrarlayan tromboemboli atakları varsa gerekebiliyor. Düşük moleküler ağırlıklı heparinleri doğumdan 24 saat önce kesmeliyiz. Vasküler tromboemboli rekuren riski çok yüksekse anfraksiyona heparine geçilebilir. Doğuma 4-6 saat kala anfraksiyona heparinler kesilmeli. Yine düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisindeyken doğum başlarsa zamanda yakınsa epiduralden kaçınılmalı. Gerekirse protamin kullanılabilir. Subkutan anfraksiyona heparin tedavisindeyken doğum başlarsa APTT'ye bakıyoruz. Uzaması protaminle karşılanması gerekiyor. Anestezi için profilaktik dozdan 12 saat sonra yapılabilir. Terapötik dozdan 24 saat sonra nöraksiyel anestezi yapılabilir. Doğum indüksiyonu ya da planlı sezaryen yapılacaksa 24 saat önce düşük moleküler ağırlıklı heparinin kesilmesi öneriliyor. Doğum ağrısı ya da kanaması olan gebe mutlaka uyarılmalı klinik takibinizde eğer profilaksi alıyorsa ağrı oldu, su oldu, suyu geldi, kanaması oldu herhangi bir durumda ilacını yapmamalı, atlamalı, hemen hastaneye başvurmalı. Vajinal doğumdan 4-6 saat sonra postpartum başlanabilir düşük moleküler ağırlıklı heparinler. Sezaryandan 6-12 saat sonra başlanabilir. Tabi burada klinikle birlikte karar veriyoruz. Hadi bakalım doğum yaptı 6 saat sonra ben başlıyorum. Kılavuz böyle diyor. Genel anlamda demiyoruz.
tüm hastanın parametrelerine bakıyoruz. Bir kanama riski var mı? Ek bir problem yaşamış mıyız? Bu hiçbir sorun olmayan, rutin her şeyi yolunda giden, takibi iyi giden bir doğum sonrası öneri. Ama kanama riski varsa bu süre ileri çekilebilir. Sezaryanda kanama riski olmuşsa bazen 24 saat sonra ilk profilaksiyi başlatabiliyoruz, öteleyebiliyoruz yani. Şimdi güncel olarak, son olarak biliyorsunuz COVID'le karşı karşıyayız. Sürekli bu hastalar geliyor, yönetiminde karşılaşıyoruz. Ne yapacağımızı ilk başlarda çok bilmiyorduk ama artık kılavuzlar yayınlanmaya başladı. Burada COVID'le ilgili anestezi grubuyla bir derlemesi var. Risk faktörlerini belirlemiş. Şeyi çalıştırmak istiyorum Ahmet. Evet, ekranda gözükmedi. Mayo risk faktörlerini belirlemiş. Bu kişisel gene tromboembolik hastalıklar için yüksek riskli ise hasta, öyküsü varsa, asemptomatik yüksek riskli trombofili taşıyorsa, gene semptomatik antifosfolipid sendromu varsa, oksijen terapisi tedavisi 4 litreden fazla dakikada gerekmişse, ya da mekanik ventilasyon gerekmişse hastaya mayor risk faktörü olarak belirlenmiş. Minor risk faktörleri yine obezite varsa, hasta ağırlığı 120 kilogramın üstündeyse, immobilizasyon uzayacaksa ve diğerleri şeklinde belirlenmiş. Hiç risk faktörü yoksa düşük risk. 1 ile 2 kombine minor risk varsa orta risk olarak belirlenmiş. Yüksek riskli gruptan mayor risk faktörlerinden bir tane içeriyorsa ya da 3'ün üzerinde minor risk faktörü varsa yüksek riskli grup olarak belirlenmiş. Düşük riskli gruba profilaksiyon önermemişler. Orta riskli gruba günlük tek doz, standart doz profilaksiyon önermişler. Yüksek riskli grubu ise intermediate doz, yani günde 2 kez uygulanan 4000 subkutan ya da hasta kilosuna göre 6000 gibi, 6000 international ünite gibi, enoxaparin gibi artmış dozlar önerilmiş. Ne kadar süre için? COVID semptomları geçene kadar önerilmiş. COVID'den sonra da yüksek riskli grup ve orta riskli grup içinde ya da doğum sonrası içinde 10 gün profilaksiye devam edilmesi önerilmiş. Gene vajinal doğum, sezaryen sonrası ortalama profilaksi dozu özellikle orta riskli ve yüksek riskli grup için mutlaka profilaksiye devam edilmesi öneriliyor. COVID-19 yani hastanın semptomları tamamen geçene kadar vajinal ve sezaryen doğum sonrası 10 gün, özellikle yüksek riskli grupta minimum 10 gün profilaksi öneriliyor. Yine farklı grupların yönetim, COVID ile ilgili yönetim kılavuz, önerdikleri kılavuzlar. En üstte bir RICOC'un önerisi var. Mutlaka hidrasyonu arttırmayı öneriyor. Bu genel derin ven trombozu, tromboembolik hadiseler için de öyle. Doğum yaptırdınız, sezaryen yaptınız. Hastaneye yatan her hasta için böyle. Mutlaka sıvı alımının fazla olması gerekiyor. Hidrate etmemiz gerekiyor hastayı. Mobilize olması gerekiyor olabiliyorsa. Evde takip hastaları için bu öneriler geçerli. Profilaksi öneriliyor bu hastalara. Antepartum mutlaka öneriliyor. Gene vasküler trombo ek risk faktörü varsa yüksek doz, terapötik dozda bazı hastalarda önerilebiliyor. Hospitalize hastaysa eğer, yatan hastaysa bunlarda vasküler doğuracaksa hasta tromboemboli için antikoagülasyon saatlerini gene önceki gibi ayarlamak gerekiyor. Doğum planlanıyorsa 12 saat içerisinde bazen kesmek gerekebiliyor 12 saat öncesinde. Postpartum'da yüksek riskli gruba mutlaka minimum, burada ek bir kontraindikasyon olmadıkça minimum 10 gün hasta taburcu olduktan sonra
kullandırılması öneriliyor. Evet arkadaşlar. Var mı sorumuz?